Evet merhabalar. Bu videoda uzun zamandır sorulan, çokça konuşulan, fiyatıyla merak uyandıran Honor 8X isimli telefonu inceleyeceğiz. Biliyorsunuz bu telefonun daha ucuz versiyonu işte çıkmıştı. A101'e satılıyor falan filan diye bayağı bir sarsmıştı ortalığı. Honor 7X modeliydi. Bu telefonun dikkat çeken bir özelliği var bana göre. Anlatacağım bütün özelliklerini de hani bana göre en dikkat çeken özelliği diyeyim. Ekran gövde oranı. Honor'ın söylediğine göre kutusundan çıkarttığım kutu açılışını çok gerek duymuyorum ama fikir olarak bir şey verebilir. Çünkü basın gönderimi olduğu için ürün atıyorum mesela hiç kitapçık bir şey çıkmadı içinden. Belki ekran kılıfı da vardı bilmiyorum. Bence olmalı bu arada ekran kılıfı. En azından bir koruyucu kılıf, siz yeni bir kılıf bulup edene kadar idare eden. O gelmedi. O yüzden hani yanlış anlaşılmasın diye bir şey demiyorum kutuya. Ama bir adet kablo, bir adet 5 wattlı 2 amperlik bir adaptör çıkıyor Huawei marka. Ve biliyorsunuz ki ucuz modellerde Honor'da kulaklık çıkmıyor. Hatta belki hiçbirine çıkmıyor. Bilmiyorum. Ben hiç Honor'da kulaklık görmedim. Kulaklık çıkmıyor. O yüzden kutudan direkt kurtulalım. Ben telefonu direkt anlatmaya başlayayım. Şöyle ekranı gösterdiğinde zaten biraz anlıyorsunuz. Telefonun tamamı ekran yani. Şöyle gösterebilirim. Telefonun tamamı ekran gibi gözüküyor. %91 deniliyor bu ekran gövde oranına. Bu arada Honor'ın verdiği bilgi %90. 6,5 inçlik bir ekran var. 1080'e 2340 çözünürlükte olması gerekiyor. Yani Full HD Plus dediğimiz bir ekran var. 19.5'a 9 oluyor tabii ekran böyle olunca. Yani telefon ince uzun bir telefon. Ona getireceğim lafı. 397 PPI yani piksel başına düşen inç sayısı 397 PPI. Tasarımda başka nelerle denk geldi? Çentik var. Bence çentik küçük ve sıkıştırılmış durmuş. İçinde yüz tanıma sensörü olduğu söyleniyor ama ben biraz deneyimledim. Biraz hani atıyorum mesela Mate 20'ye ve iPhone'a göre biraz bir tık yavaş açılıyor. Parmak izi sensörü hızlı. Arkada böyle parmak izi var. Benim şu kasadaki şey dikkatimi çekti. İki farklı renk kullanılmış burada. Sanki metalden cama geçiyor gibi bir tasarım var. Tabi arka taraf komple Gorilla Glass 3 bu arada. Ön panel de Gorilla Glass 3. Güzel bir tasarım var. Bütün tuşlar sağ tarafta, sol tarafta SIM kart girişi var. Ve micro SD kart desteği var. Bu cihazda 400 GB'a kadar micro SD kart desteği de sunuyor. Cihazın kendisi bendeki modeli, yani bizim aslında Türkiye'deki modeli diye konuşayım. 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızayla geliyor. Alt tasarıma baktığımızda biraz benim moralim bozuldu. Çünkü hoparlör var, kulaklık girişi var eyvallah ama USB Type-B dediğimiz yani bildiğimiz eski tip USB diyeyim yani eski tip telefonların girişlerinden var. Yani 2018'in sonuna doğru çıkan bir telefonda USB Type-B değil de Type-C beklerdim. Ama burada maliyetten mi kaçtılar yoksa atıyorum bu telefonun hedefi aslında daha eski telefon kullanan kesim olduğu için mi bir strateji geliştirdiler? Hani onların yedek parçaları şey olmasın gibisinden bir şey düşünmüş olabilirler. Tam emin değilim ama şunu söyleyeyim hani açıkçası görmeyi beklemiyordum Type-B girişini. Tasarım konusunda son olarak da ağırlığını 175 gram olduğunu söyleyebilirim ve 7.8 mm inceliğinde bir telefon. Yani boyutuna göre hafif bence telefon. Onu da söyleyeyim. 175 gram hafif geldi bu boydaki bir telefonun için. Güzel olmuş. Ve ince. Ben kalın bir bekliyordum biraz. Pil konusuna gelince zaten anlayacaksınız. Telefon şık duruyor ya. Ben sevdim. Siyah, mavi ve kırmızı modeli var. Siyahını hani düz siyah aslında bir numarası yok. Bence mavi ve özellikle kırmızısı çok efsane duruyor. İnternetten bakabilirsiniz. Hatta belki de şimdi fotoğrafını koydum. Bilmiyorum. Evet elimdeki bitkilerle anlaşıldığı gibi kamera testi yapacağız. Şimdi telefonun arkasında iki kamera var. Bir tanesi yani ana kameramız 20 megapiksel. Derinlik kameramız da 2 megapiksel. Ana kameramızın diyafram aralığı da 1.8 diyafram ve 27 mm geniş açıya sahip bir kamera. Selfie kamerası da 16 megapiksellik 2.0 diyaframlı bir kamera. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Burada zaten yazıyor AI kamera özelliği var. 22 sahneye kadar sanırım makine tanıyıp ona göre ışığını şeyini ayarlarını yapabiliyor. Ama bu sahne artırılabilir tabii yani güncellemeyle. Onu göreceğiz. Şöyle tutayım. Direkt bir bitki çekeyim şöyle bir. Evet bitki olduğunu tanıdı. Ama şu arkadaki ışık biraz bozuyor. Şöyle çekeyim. Şöyle bir tutum yaparsak. Çok yakınlaşınca bozdu
tuttuğunu anlıyoruz ama bence ilk intiba olarak kamerası iyi. Bu arada ben hani bu cihazı kullanıp size ara ara fotoğraflarını çekeceğim. Gece modunu işte şeyini. Şimdi selfie yapalım. Bu stüdyo ortamında yapalım tabii. Şöyle bir portre çekeyim. Portre modunda sanırım bu üstündekinin rengini biraz açmış. Yani bu ışıkta diyeyim yani hani kötü değil portre olarak. Ya ön kamerasından bahsediyorum bu arada ama çok çok da aman işte mükemmel değil. Zaten bu da fiyata yansıyor, o da ayrı konu. Yani o selfie kamerası onun üzerinden 7 alır ki fiyat olarak bence öyle bir telefon. Şimdi bu telefon 2300 liraya işte %91 ekran gövde oranı, şimdi %91 deyince böyle çok işte full ekran olsa ne olacak onu bilmiyorum da. Hani deniyor ya işte normalde bu çentik kapatılabiliyor zaten, hani burayı ekran kısmına gelip çentik hani illa kapatırım diyorsanız da kapatıp açılabilir. Yani güzel bir strateji yani ekran gövde oranı %91 denmesi. Bence bu telefonun güzel bir özelliği var. Göz konforu TÜV onaylı, TÜV sertifikalı bir göz konforu modu var. Dünyada ilk TÜV onaylı göz konforu modu olan telefon diye lanse edildi. Ama hani bize geliş tarihi mi bilmiyorum ama Huawei Mate 20 Pro'da da o sertifikadan var. Onu da ben kutusunda görmüştüm logosunu. Hani dünyada ilk mi değil mi onu tam emin değilim ama bu model bir telefonda bunun düşünülmesi hoş güzel bir detay olarak gözüme çarptı. Bence o daha önemli bir konu. Sonuçta artık herkes böyle yaşıyor. Güzel bir detay olmuş. Dediğim gibi ekran gövde oranı %91 ama işte çentik kapatılabiliyor. Büyük bir ekran. Güzel bir özellik. Hoş. Çünkü çoğu kullanıcı şeyi sordu işte. Abi Honor işte 8X alınır mı? 8X almayı düşünüyorum. İşte ekranı çok güzelmiş, büyükmüş gibisinden güzel dönüşler geldi. Ben de o yüzden telefonda şeyi inceliyorum şu an mesela. Hani kamera performansı nasıl? Bu işte işlemcisi Kirin 710 üzerinde bir işlemci var. Hani bir Honor Play değil yani onu söyleyeyim. Yani bu telefonla oyun oynamak istiyorum, işte PUBG Mobile oynayacağım, böyle vuracağım, kıracağım falan diye şey yapacaksanız sizi tatmin etmeyebilir. O yüzden hani bu kadar fiyatlara gelmiş, 2300'e kadar gelmişken biraz daha üzerine koyup Honor Play almanızı tavsiye ederim. O yüzden de ben kamera konusuna bakacağım ve ekran konusuna bakacağım. Hatta ses olayına bakacağım. Bir ses testi yapalım önce. Neyse şimdi değil diye bir tane şarkı açalım. Yani günlük kullanım olarak değerlendiriyorum telefonu. Fulleyince sesi hafiften bozuyor gibi geliyor. Yani şunu söyleyeyim, çok kötü değil sesi ama çok yüksekte bozuluyor. Biraz da kısık yani, ortalama. Hani ne çok kötü ne çok iyi, öyle söyleyeyim. Tabii ki de stereo değil, mono. Sadece buradan geliyor ses. Yani sese de 10 üzerinden 7 verebiliriz. Gelelim video performansına. Arka kamerası, yani ana kamera 1080p 60 kare video çekebiliyor. 4K yok. Ön kamerası da 30 kare. 1080p'de 30 kare video çekebiliyor. Evet, gündüz sessiz bir ortamda ön kameranın video performansı bu şekilde. Açıkçası kameralar 10 üzerinden 6.5, hadi belki 7 yani. 6.5 diyelim ama. 6.5 alır. Tabii ki de fiyat ve performans olarak İyi bir cihaz. Fiyatı biraz daha uygun olsa daha iyi olurmuş ama eğer yani genç arkadaşlar için konuşuyorum, illa ben oyun oynayacağım, oyun da oynamak istiyorum diyen arkadaşlar için tavsiyem şudur ki 200-300 daha fazla para verip Honor Play almak daha mantıklı. Evet, şu anda telefonun ön kamera görüntüsüne bakıyorsunuz. Şu an kafalar karışık kalasındayız. Sesi nasıl alıyor bilmiyorum ama içeride çok gürültü var ve sesi şu an böyle alıyor ön kamerası. Arka kameraya da geçeceğim birazdan. Evet, filmde nasıl? Nasıl film? Ciddi ciddi. Delikanlı gibi. O skaladaki hani filmlere göre bence gayet güzeldi. Senin oyunculuğunu da beğendim ben. Harbi mi? Evet. Video performansı da bu şekildeydi. Gelelim teknik özelliklerine. Bu cihazda Kirin 710 işlemci var. 8 çekirdekli Kirin 710 işlemci var. 3750 mAh bataryası var. Ekran bileşeninde Mali G51. Genel olarak telefonu değerlendirecek olursam, fiyat ve performans olarak bakacaksak telefon 10 üzerinden 8-9 alır. Çünkü 2300 TL böyle bir telefon için iyi bir fiyat, güzel bir fiyat. Ben fiyatın açıkçası 2100 ya da 2099 TL olmasını beklerdim. Kendi açımdan konuşuyorum. Ama biliyorsunuz işte ülkemizdeki kurlar. Çünkü işçiliği güzel bir telefon. Arka taraf şık duruyor. Hani ön taraf ve arka taraf çentik var. Şöyle geçiş var. Gayet elit, temiz duruyor cihaz. Başta belirttiğim gibi ben işte PUBG Mobile oynayacağım, Fortnite oynayacağım, öyle performansı zorlayıcı oyunlar oynayacağım derseniz bu telefon sizi çok mutlu etmeyecektir. Yani belli bir süreden sonra telefonda çünkü ısınma ve donmalar başlıyor PUBG Mobile oynarken. Onu öyle tecrübe ettim. Ama dediğim gibi onun dışında işte hanım alacağım, eşim alacağım, annem alacağım, kendime ikinci at alacağım ya da işte 2300 lira bütçem var, başka da yok, üzerine de koyamam, ne alayım derseniz alabileceğiniz
güzel telefonlardan bir tanesi. Dediğim gibi fiyat performans olarak 10 üzerinden 8-9 rahat verebilirim. Ama telefon olarak 10 üzerinden 7 alır benden bu telefon. Evet, değerlendirmem böyle bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.